Sevgili arkadaşlar, öğrenme merkezleri dediğimiz an çocukların çok yönlü gelişimini sağlayabilmesi için sınıfta hazırladığımız alanlar aklımıza gelecek. Hocam, çok yönlü gelişim ne demektir derseniz, programda gelişim alanları olarak ifade edilen bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, eski adıyla psikomotor, yeni adıyla motor gelişim alanı ve öz bakım becerileri aklımıza gelecek. Her birinin kazanımları, göstergeleri ve açıklamaları çeşitli şekilde ifade edilmiştir. 2013'ten önce kullanılan 2006 programında, ki yenileyenler benim hocalarımdı, ilgi köşeleri olarak ifade edilmiştir bu öğrenme merkezleri. Yeni ismi öğrenme merkezleri, eski ismi ilgi köşeleridir. Bu değişikliklerden soru gelebilir, bilginiz olsun. Hatta genel olarak 2006 ile 2013 programındaki farklardan sınavda bir soru gelebilir. Bu yüzden bu uyarıları yapmak istedim. Peki hocam, temel amaç neydi? Çocukların çok yönlü gelişimleriydi. Nasıl olacak bu? Orada oyunlar oynayarak. Nasıl hazırlayacağız bunu hocam? Birçok materyal önlerine sunacağız. Çeşitli yapılarda, çeşitli dokularda, çeşitli boyutlarda, çeşitli renklerde zengin uyarıcı sunalım ki bunlarla oyun oynadıkça çocuklar yeni şeyler öğrensin arkadaşlar. Peki hocam, nedir bu öğrenme merkezleri? Kaç tanedir? Nasıldır desem ne cevap verirsiniz? Kaç tane öğrenme merkezi biliyorsunuz? Veya bir sınıfta kaç tane öğrenme merkezi olmalıdır? Veya bir sınıfta kaç tane öğrenme merkezi olabilir gibi sorular sorsam ne cevaplar verebilirsiniz, merak ediyorum. Sizin bilgilerinizi bir yoklayalım. Kaç tanedir? Var mı bilen? Altı dediler. Sevgili arkadaşlar, sizlerin de söylediği gibi programda önerilmiş olan, bakın dikkat, 6 tane öğrenme merkezimiz vardır. Peki hocam, bu 6 tanenin tamamı sınıfta bulunmalı mı? Mümkünse, imkanımız varsa bulunsun. Ancak her sınıf için bunlar zorunlu mu? Bakın, böyle bir yorum sorusu gelebilir, dikkat edin. Blok merkezimiz programda önerilir. Dramatik oyun merkezimiz, eski adıyla evcilik. Müzik merkezimiz, blok merkezinin de eski adı masa oyuncakları köşesiydi. Fen merkezimiz, sanat merkezimiz ve kitap merkezlerimiz programda önerilen merkezler. Ancak lütfen şunu bilin, 6 tane merkez öneriliyor diye her biri her sınıfta bulunmak zorunda değil öğretmenim. Peki hocam, kaç tane bulunmak zorunda? 2 tanesi yeterli. İmkanın kısıtlıysa, sınıfın küçükse, okulunun maddi olanakları zayıfsa 2 tane bulunsun. Ancak altısı şart değil. Peki hocam, imkanlarım iyi. Ortamım da var. Yeterince büyük sınıfım da var. Bu 6 taneden daha fazla yapabilir miyim? Sizce yapabilir miyim? Fikrinizi merak ediyorum. Gayet güzel. Arkadaşlar, evet, imkanım varsa, bakın bunlar yorum sorusu olarak sınavda karşınıza gelebilir, bilginiz olsun. İmkanım varsa bu altının üzerine başka merkezler, geçici veya kalıcı olarak ekleyebilirim. Mesela benim sınıfımda satranç merkezi var. Kalıcı bir merkez, geçici olmak zorunda da değil. İstersen bir haftalığına da koyabilirim. İstersen kalıcı olarak da koyabilirim. Peki hocam, bunu yaparken nelere dikkat edeceğim? Birincisi, programın amaçlarına uygun olacak. Yani yeni ismiyle kazanımlara ve çocukların da ilgi ihtiyaçlarına, gelişim özelliklerine uygun olacak. Bu iki kriteri sağlamak koşuluyla yeni merkezler ekleyebilirim. Kalıcı veya geçici. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hocam, iki tane dedik ya, hangileri olmalı, öncelik var mı? Öncelik sorusu, zorunluluk yok öğretmenim. Programda bir örnek sınıfta blok ve dramatik oyunu koymuşlar. Ancak bu ikisi zorunlu olacak diye bir şey yok. Okulun imkanlarına göre veya çocukların ilgi ihtiyaçlarına göre sen fen ve kitap merkezi yapabilirsin istersen. Veya kitapla müzik merkezi yapabilirsin. Orası sana kalmış. İki tane olsun ama. Anlaştık mı? Yani bunlardan illaki blok merkezi her okulda zorunludur. İllaki dramatik oyun merkezi kesin olmak zorundadır diye bir şey yok. Rica ederim. Bazı kaynaklar
Bizim okul öncesi alan kaynakları çok sıkıntılıdır. Daha önce sınava hazırlanmış olanlar bilir bunu. Böyle kirli bilgiler barındırıyor. Peki hocam, ona dikkat edin. Yani şu ikisi zorunludur veya bu ikisi zorunludur falan diye onların yanlış olduğunu bilin öğretmenim. Peki hocam, bu merkezleri hazırlarken nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar, iki şeye göre merkezler konumlandırılır. Dikkat. Şimdi merkezlerin ne olduğuna geçmeden merkezlerin konumlandırılması. Buradan soru gelebilir. Hatta sınavda daha önce geldi. Merkezler konumlandırılırken neye dikkat edilir? Hangisi hangisine yakın olmalıdır? Hangisi hangisine uzak olmalıdır desem? Ne dersiniz öğretmenim? Neye göre bakacağız? Sesli sessiz güzel. Bunu neredeyse tüm kitaplar yazıyor. Peki başka? Gayet güzel. Bir de sulu susuz öğretmenim bakın. Sulu merkezler, susuz merkezler olarak veya suya yakın, suya uzak olarak ayrılmalıdır. Peki hocam hangileridir bunlar? Sesli merkezler, sessiz merkezlerden uzak olmalıdır öğretmenim. Gürültü çıkması muhtemel, hareketli geçmesi muhtemel. Merkezlere sesli merkezler deriz. Bunlar blok merkezi, dramatik oyun merkezi ve müzik merkezidir. Peki hocam sessiz merkezler hangileri? Çocukların daha sakin, daha yavaş, daha hareketsiz oyunlar oynadığı veya çalışmalar yaptığı merkezlerdir. Hangileridir hocam? Kitap ve sanat. Burada yeri gelmişken bir uyarı yapayım. Arkadaşlar fen merkezine bir ünlem koyun. Fen merkezi için birçok kaynak sessiz merkez olarak adlandırılır. Ancak bu bilgi de piyasadaki kirli bir bilgidir. Fen merkezi programda göreceli olarak ifade edilir. Bu bir gün sınavda gelecek bence. Çünkü piyasa kaynaklarının %90 insanları yanıltıyor. Fen merkezi için sessiz bir merkez deniyor. Ancak programda fen için görece ifadesi kullanılır ki zaten bir okul öncesi öğretmeni şunu bilir. Fen merkezinde bazen gürültülü sesli etkinlikler, sesli deneyler yapılır. Bazen ise dikkat isteyen, sessiz olunması gereken hareketsiz çalışmalar yapılır. Bu sebepten dolayı fen için program görece ifadesini kullanmıştır. Feni kesin bir şekilde sesli veya sessiz diye ayırmak doğru değildir. Peki hocam, illaki ayıracak olsak sesliye mi daha yakındır, sessize mi daha yakındır derseniz öğretmenim, fen merkezini sesli kabul etmek daha doğrudur. Çünkü programda 2013 okul öncesi eğitim programında fen merkezi ile müzik merkezi dip dibedir. Bu da önemli bir bilgi olsun. Başka yerlerde aksi bilgiyle karşılaşırsanız özellikle fen merkezinin sessiz diye kabul edildiği bu bilginin yanlış olduğunu bilin. Peki öğretmenim değinelim şimdi bu dramatik oyun merkeziyle başlayalım. Eski adı evcilik köşesiydi öğretmenim. Evcilik merkezi demişiz. Evcilik köşesi olacak. Peki hocam ne yapar burada çocuklar? Yaratıcı oyunlar oynar arkadaşlar. Taklit ve canlandırmaya dayalı yaratıcı oyunlar oynanan merkezdir. Bol materyal bulunur. Kukla gibi, maske gibi, biberon, tarak, yastık, perde, tamir malzemeleri, hastane, aklına ne geliyorsa birçok şey bulunur. Peki hocam, bana şöyle bir soru gelirse, aşağıdakilerden hangisi veya hangileri dramatik oyun merkezinde bulunabilir? Neye göre cevaplayacağım? Bakacağım öğretmenim. Sunulmuş olan materyal, programın amaçlarına uygunsa, çocukların gelişim özelliklerine de uygunsa burada bulunabilir. Bir sakıncası yok. Ama mesela çocukların sağlığını veya gelişimini tehdit altına alacak bir materyal önüne sunulursa onu almayabilirsin. Dramatik oyun merkezi ile ilgili sorusu olan var mı? Şimdi birazdan arkadaşlar buraları hızlı geçmek istiyorum. Görsellerini yansıtacağım ve birkaç soru çözeceğiz. Bir diğer merkezimize geçmeden önce işte örnek dramatik oyun merkezinde bulunabilecek materyaller. Bu arada şöyle bir soru karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar bakın buraya bazı materyaller koyduk. Kuklalar, kaşıklar, kum saati, terazi gibi. Şöyle bir yorum sorusu gelirse, bir materyal
veya sınıftaki bir oyuncak, bir eşya sadece bir öğrenme merkezinde bulunmaz. Bunu unutmayın. Mesela kaşık dedik. Dramatik oyun merkezinde bulunabilir. Evet. Çocuklar oyunlarında kaşığı kullanabilir. Aynı kaşık fen merkezinde de bulunabilir. Mesela bilimsel süreç becerilerden olan ölçme işlemini yapabilmek için çocuk kaşık kullanabilir veya terazi kullanabilir gibi. Böyle sorular gelirse lütfen düşmeyin. Ben bunu buraya yazdım. Dramatik oyun merkezinde bulunabilecek nesneler diye. Ancak başka merkezlerde de bulunabileceğini düşünün. Bir diğer merkezimiz blok merkezi. Arkadaşlar burada da daha çok zihinsel oyunlar oynanır. Nedir bunlar? Çocukların akıl yürütmesini içeren, dikkatini ve küçük kas gelişimini destekleyen oyunlar. Örnek veriyorum. Bloklardan kule yapmak. Hepinizin sınıfındaki çocuklar bunları oynamıştır. Veya bloklardan araba yapmak. Çocuk bunu yaparken olaya dikkatini veriyor. Küçük kaslarını çalıştırıyor. Akıl yürütüyor. Belki sınıflama yapıyor, sıralama yapıyor. İşte şu şekilde bir araba gibi düşünün bunu. Blokları üst üste dizmiş, dizmiş, dizmiş. Şöyle bir araba yapmış kendine gibi. Peki hocam, bu merkezin de tıpkı dramatik oyun merkezi gibi az önce söylemiştik. Bazen blok devrilecek, bazen çocuklar kendi arasında bir çatışmaya girecek. O halde gürültülü olması beklenir mi? Beklenir. Bu durumda sesli kabul edeceğiz. Hangi merkezlerden uzak olacak? Tabii ki sessiz merkez olan kitap ve sanat merkezlerinden. Var mı sıkıntı? Sorusu olan var mı? Yoksa geçelim. Gayet güzel. İşte buyurun, blok merkezinde bulunabilecek bazı eşyalar. Yapboz olur mu? Olur. Sayı boncukları olur mu? Olur. Büyük bloklar, küçük tahta bloklar, plastik bloklar vesaire vesaire. Tabii ki daha çok ahşap olmasını tercih ediyoruz ama abaküsler vesaire vesaire. Bu örnekler çoğaltılabilir. 100 bin tane nesne koyulabilir. Mesela bunların dışında taş deseydi olur muydu? Taş deseydi bunu kabul edemez miydik? Küçük küçük mesela şöyle çocukların o incelemeyi çok sevdiği, boyamayı, dizmeyi çok sevdiği olur. Neye bakacağım öğretmenim? Programın amaçlarına uygun mu? Çocukların gelişimine uygun mu? Uygunsa alırım, uygun değilse almam. Bir diğer merkezim müzik merkezi. Arkadaşlar zaten buna hiç kimse sessiz bir merkez demeyecektir. Çocukların işitsel ve ritmik yeteneklerinin geliştiği öğrenme alanıdır demişim bakın. Ne yapacak çocuklar burada? Şarkılar söyleyecek, şarkılar dinleyecek, ritimler tutacak, bazen olacak tahta çubukları birbirine vuracak, bazen olacak ellerini masaya vuracak, bazen olacak alkışlar yapacak, bazen yüksek sesle, bazen kısık sesle şarkılar söyleyecek. O halde sesli bir merkezdir öğretmen. O halde kitap ve sanattan uzak olacak. Peki hocam, bunları az çok yapabiliriz ama bizi nereden düşürebilir? Arkadaşlar, müzik merkezinde bulunacak materyallerden düşürebilir. Mesela başlıca tartım çubuğu, şu ritim tuttukları, marakas, agogo, bunlar müzik aletleridir. Bunların ismini bilmezseniz karıştırabilirsiniz. Çelik üçgen, zil, tef gibi. Bunları belki yine tahmin ederek bulabilirsiniz ama şurada sizi düşürecek mesela. CD çalar. Neden hocam? Zannedilir ki müzik merkezinde illaki çocuklar şarkı söylemek zorunda. Hayır. Bir teypten, bir kasetten, bir video gösterisinden dinleyebilir, izleyebilir. Mesela buradan düşebilirsiniz. Başka? Gitar bağlama. Sizce bulunmasında bir sakınca var mı? Bunu bir çoktan seçmeli test olarak koysaydım, hangisi bulunmaz deseydim, gitarla bağlamayı düşünebilirdiniz belki. Soruyorum, küçücük çocuk gitar bağlama çalabilir mi? 5 yaşında, 6 yaşında. İnce kasları gelişmemiş. Büyük kasları bile daha gelişmemiş. Beden hakimiyeti zayıf. Çalabilir mi sizce gitar?
Çok özel yetenekli değilse. Çalabilir mi öğretmenim? O tellere bağlamayı mesela. Kavrayamaz bir kere boyundan büyük. Küçüğü bile olsa ince kas gerektirir. Ancak. Peki hocam. Niye koyuyoruz? Çocuklar çalamayacaksa lütfen şunu bilin bakın. İşte zaten bu yüzden koydum. İlla ki çocukların çalabiliyor olmasına gerek yok. Bazen öğretmenin kullanımı içinde. Bunu lütfen ünlem yıldızlı not alın. Kağıt kalem varsa. Bazen öğretmen içinde öğrenme merkezlerinde materyaller bulunur. Programda bu belirtilir, bilginiz olsun. Mesela bakın şuraya iki tane ifade eklemişim. Nota sehpası, nota kağıtları. Neden? Çocuklara biz nota mı öğreteceğiz? Do, re, mi, fa, dörtlük vuruş, ikilik vuruş vesaire vesaire mi öğreteceğiz okul öncesinde? Hayır. O halde nota sehpasının, nota kağıdının ne işi var öğretmenim? Ne demiştik? İlla ki çocukların kendisinin kullanmasına gerek yok. Öğretmenin kullanması için nesneler koyulabilir. Ayrıca hiç kimse kullanmasa bile, diyelim ki öğretmen gitar çalmayı bilmiyor. Yine de koyamaz mı? Koyar. Ne için koyar? Farkındalık için koyar. Çocuk çeşitli nesnelerle tanışsın. Kurcalasın, incelesin, çalamasa bile, ben de çalmasam bile, kullanmasa bile baksın, aa öğretmenim bu ne? Bunun adı gitar, öğretmenim bu ne işe yarar? Şarkıcılar bunu çalar. Aa gitar diye bir şey varmış, müzisyenler bunu çalarmış. Bunu öğrenmesi bile çocuk için bir kazanımdır. Bu sebepten dolayı nota kağıtları, nota sehpası, davul, tokmak, bakın aklınıza ne geliyorsa, org, kaşık, ayna, hepsini koydum. Koyabilirsin, anlaştık mı? Ayna neden? Aynayı biz üniversite kurusuyduk. Müzik çalışmalarında hep kullanırdık. Çocuklar, arkadaşlar öğrenme merkezlerinde kendilerini gözleyebilsin diye, arkadaşlarını ve kendilerini dışarıdan bir gözle görebilsin diye ayna bulunması önemlidir. Hatta Reggio Emilia okulları vardır. Okul öncesi eğitime giriş dersinde anlattığım. Binanın her tarafı parlak camlarla, aynalarla kaplıdır. Çocuklar kendini görebilsin diye. Bu da böyle bir bilgi olarak karşınızda olsun. Bakın işte bu bir metalofon. Bu bir marakas. Bunların hepsi müzik aleti. Bunlar ritim çubuğu. Bu bir nota sehpası. İşte görüyorsunuz. Tamamını koyabilirim. Bazen çocuklar kullansın, bazen ben kullanayım diye. Peki hocam fen merkezi. Arkadaşlar eski adı matematik ve fen köşesiydi. Artık sadece fen merkezi oldu. Çocukların merak, keşif, araştırma becerilerinin geliştiği merkezdir. Yine akıl yürütmeye, problem çözmeye dayalıdır. Uyarımı yapmıştım kesin olarak sesli veya sessiz diye. Ayrılamaz. Ancak bunu sesli kabul etmek daha doğrudur. Olur da bir gün sınavda çıkarsa ki bence çıkacak. Çünkü piyasa kitaplarının %95'i bunu böyle anlatıyor. Fen merkezi sessizdir diyor. Çok büyük bir yanlışlıktır. Bilginiz olsun. Peki hocam çocuklar buralarda neler yapar? Arkadaşlar sınıflama yapar, karşılaştırma yapar, sıralama yapar. Matematiksel becerilerini geliştirir, bilim okuryazarlığını geliştirir. Ölçme yapar gibi 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 tahminlerde bulunur, deneylerde bulunur. Aklınıza ne geliyorsa. İki tane kriterim var unutma. Bunları ezberlemek doğru değil. İki tane kriterim var. Buna uyan her şey yapılabilir. Buna uyan her materyal bulundurulabilir. Nedir hocam? Program uygun olsun çocukların ilgi ihtiyacı, gelişim özelliklerine uygun olsun. İşte bakın. Terazi, baskül, farklı boylardaki çubuklar, farklı dokulardaki kağıtlar, poşetler, neden sesini dinler, içine bir şey doldurur vesaire vesaire. Çocuk bunu bin çeşit amaçla kullanabilir. Var mı sıkıntı? Gayet güzel. İşte burada da yine bazı örnek görsellerimizi koyduk. İsteyenler şöyle göz gezdirebilir. Bir diğer merkezimiz sanat merkezi. Arkadaşlar işte burada dikkat isteyen, sessizlik isteyen bir merkezdir. Yani sesli merkezlerden uzak olmalıdır. İşte burada bir farkımız var bak. Şu ana kadarkiler hep sesliydi. Veya göreceli olan fen merkezi sesli kabul edilebilir demiştik. Neden? Müzikle yan yana olduğu için.
Ancak sanat merkezi sessiz alınacak bir merkezdir. Neler yapar çocuklar burada? Çalışmalar yapar, sanat eserleri sergileyebilir, sanata dair farkındalık kazanabilir, sanat eserlerinin eleştirisini yapabilir gibi gibi gibi. Peki hocam neler bulunur burada? Kağıt, makas, boyalar, bakın birçok kullandığımız veya kullanma ihtimalimiz olan yapıştırıcı süs boncukları, kum ve su masası, eva sünger, simli karton birçok bulunur. Hocam kum ve su masası illaki burada olmak zorunda mı? Hayır. Sınıfın bir köşesinde de olabilir programda ifade edildiği gibi. Ama istersen sanat merkezinin içine de koyabilirsin. Fen merkezini de buna yakın bir yere koyarsın. Fen merkezinde de çünkü su kullanılır. Gelip buradan çocuklar kullanabilir. Anlaştık mı? Bakın çöp şiş, sünger, ressam tabloları. Neden? Hocam bu çocuklar profesyonel resim eğitimi mi alıyor? Ressam tablosunu ne yapacaklar? Farkındalık. Ya illa ki her şeyi çocuğun aktif kullanmasını beklemeyin öğretmenim böyle sorularda. Farkındalık. Ya o eserin eleştirisini yapar, gözlemler. Hangi renkleri kullanmış, ne tarz çizgiler kullanmış gibi. Çeşitli görsellerimiz. Burada arkadaşlar. Kitap merkezine de değindikten sonra biraz soru çözelim. Arkadaşlar burada da bilmeniz gereken gürültülü merkezlerden uzak olmalıdır. Çünkü sessiz olunur, bazen hikaye okunur, bazen hikaye dinlenir. Ve sulu merkezlerden de uzakta bulunması, en azından sudan uzakta bulunması, sudan korunması önemlidir. Çünkü kitaplar yırtılabilir. Çok uzağa koyamazsın sessiz bir merkez olduğu için. Belki sanat merkezine yaklaştırırsın. Ancak sudan koruman gerekiyor. Bunu unutma. Çünkü sadece sese ve sessize bakılmaz. Suya da bakılır demiştik. Yazılı kitaplar, resimli kitaplar, kavram kitapları. Peki hocam yazılı kitap niye? Biz çocuklara yazı mı okutacağız? Bakın yine dediğime geliyoruz. Hayır, farkındalık. Yazı farkındalığı. Erken okuryazarlık dedik ya. İşte bunlar öğretmenim. Peki birkaç soru çözelim. Şimdi arkadaşlar öğrenme merkezlerine dair bir 7-8 tane soru yazdım. Bizzat kendi kitabımdan olan sorular. Ben soruyu yansıttıktan sonra 15-20 saniye süre vereceğim. Daha sonra cevapları alacağım. Buyurun soruyu inceleyebilirsiniz. Cevapları almadan önce sınavda şöyle bir soru geldi bilginiz olsun. Öğrenme merkezlerinin hangisi yan yana konumlandırılabilir gibi seçeneklerde böyle verdiler. Bu da ona benzer bir soru. Sınava paralel yazmaya gayret ederim. Buyurun alalım cevapları. E dediler, D dediler. Bakalım. Yukarıdaki öğrenme merkezlerinden hangisi veya hangilerinin sınıfın sulu bölgesinde yer alması gerekir? Dikkat. Bakalım şimdi öğretmenim. Fen merkezi. Su deneyleri yapılabilir mi? Yapılabilir. Karışımlar yapılabilir, gözlemler yapılabilir. Hangisi suda yüzdü, hangisi suda battı? O zaman bu sulu bölgede yer alır. Yani alması gerekir. Bunu aldım. Kitap merkezi. Az önce ne söyledim? Kitaplar sudan uzak olmalıdır. Çünkü ıslanıp yırtılabilir. Ve çocukların dikkatini dağıtır öyle bir durum. O halde bunu alamam. Peki sanat merkezi hocam sulu boya yapıyoruz, parmak boya yapıyoruz. Elimiz yüzümüz kirleniyor, yıkamamız gerekiyor. O zaman suya yakın olmalı. Doğru cevap 1 ve 3. Var mı sıkıntı? Sorusu olan yazabilir. Buyurun bir sonraki soru. C dediler. Arkadaşlar bu sorunun şöyle bir düşürücülüğü var. Daha size konuyu yeni anlattığım için düşmediniz ancak bu soruyu görenlerin neredeyse yarısı düşüyor bilginiz olsun. Neden? Çelik üçgen, agogo, tartum çubuğu gibi materyallerin bulunduğu öğrenme merkezi hangisidir? Dikkat! Genel olarak bunun üçü de pek bilinen şeyler değil. Çelik üçgen dediğinde konuya hakim değilse o öğrenci gözünde bir şey canlanmıyor. Agogo'nun da ne olduğunu bilmiyor. Tartım çubuğu deyince aklına tartmak
sıfatı, pardon, tartmak fiili geliyor ve bir ölçme işlemi yapıldığını zannedip fen merkezine gidiyor. İşte bu yüzden şuraya yazdığım başlıca materyaller bölümünü okumak önemlidir. Bunlar programda ifade edilmiştir. Resmi programın her kelimesi sınav sorusu olmaya adaydır, bilginiz olsun. Nereden yakalayacaksın? Tartım çubuğundan yakalayacaksın. Az önce, ki zaten bunlar müzik aleti ama bunları bilmiyorsan bile şuradan yakalayacaksın. Az önce bunun bir ritim çubuğu, ritim yapmaya, ritim tutmaya yarayan alet olduğunu anlatmış ve göstermiştim. Bu sebepten doğru cevap müzik merkezi. Hadi çelik üçgeni bilmeyebilirsin müzikle uğraşmıyorsan. Agogo'yu da bilmeyebilirsin. Ancak tartım çubuğunu en basit düzeyde bile kullanırız. Buyurun. Bu tam olarak sınav formatında birebir sınav sorusudur, bilginiz olsun. Biraz daha sabredelim, dikkatli okuyalım, gözünüzden bir şey kaçmasın. Bir daha bakın, kontrol edin. Alalım cevapları. C dediler, bakalım. Biraz uzun bir soru. ÖSYM uzun sorular sormayı çok sever. Unutmayın, uzun sorular kolay sorulardır ve cevap içindedir ancak dikkat ister. Arkadaşlar, şurada öğrenme merkezlerini tanıtmış. Burası zaten sizi yormak için, biraz dikkatinizi dağıtmak için ÖSYM'nin stratejisidir. Ben de bu yüzden bu şekilde bir ÖSYM formatında soru yazmak istedim. Peki hocam, özümde ne diyor? Şurada öğrenme merkezlerini tanıtmış. Öğrenme merkezlerinde yer alacak materyalin öncelikle hangi özelliğe sahip olması beklenir? Sevgili arkadaşlar, bu sorunun çok yakını 14-15 kez eğitim bilimleri oturumunda çıktı, bilginiz olsun. Bir öğretmen dersini işlerken öncelikle hangisini dikkate almalıdır? Bir öğretmen dersine kitap seçerken öncelikle hangisini dikkate almalıdır? Bir öğretmen çocuklara ödev verirken öncelikle hangisini dikkate almalıdır? Bir öğretmen ders anlatırken öncelikle hangisini dikkate almalıdır? Vesaire 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 diye konuştu. Seçeneklere şunları sıraladı. Soru kalıp cevap kalıp yıllardır arkadaşlar her şeyin temeli unutmayın kazanır. Biz çocukları eğitmek için eğitim öğretim yapıyoruz. Ve çocuklar dikkate alınarak kazanımlar hazırlanıyor. O halde kazanımlara uygun olan her şey çocuklara da uygun değil. Bu sebepten dolayı bir şeyde öncelik sorusu gördüğünüz an ilk olarak kazanımı arayacaksınız seçeneklerde. Bakın, abartmıyorum, sınıf yönetiminde soruldu. Öğretim yöntem ve tekniklerinde soruldu. Program geliştirmede soruldu. Materyal tasarımında soruldu ve bugüne kadar 14-15 defa gerçekten şu şekilde sordular, seçenekleri böyle verdiler. Soru kalıp cevap kalıp her senede yüz binlerce kişiyi düşürdü. Çıkarsa bilginiz olsun. Evet, buyurun. Evet, alalım cevapları. E dediler. Bakalım. Öğrenme merkezleri ile ilgili hangisi yanlıştı? Kitap merkezi ile müzik merkezi birbirinden uzak olmalıdır. Doğru. Birisi sessiz, birisi sesli. O halde bir sakınca yok. Her sınıfta tüm öğrenme merkezlerinin bulunması şart değildir. Az önce söylemiştik, iki tanesi yeter. Fen merkezi ile sanat merkezi yakın olmalıdır. Evet, ikisinde de su kullanılır çünkü. Çocukların sıkılmaması için belirli aralıklarla öğrenme merkezlerinin yeri değiştirilebilir. Evet, bu faydalı olur. Hem çocukların ilgisi çekilir, hem çocuklar sürece aktif katılmış olur. Hep aynı kalırsa sıkılırlar ve ilgileri azalır. O halde bu da doğru. Peki E'ye bakalım. Kitap merkezi ile dramatik oyun merkezi yakın olmalıdır. Bu yanlış öğretmenim. Birisi sessiz, birisi sesli bir merkez. O halde bunlar uzak olmalıydı. Doğru cevap E şıkkı. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Ondan sonra kapatalım. Buyurun.
Bu soru beğenerek yazdığım bir soruydu. Yağlıcak adlı deneme kitabımdan. Belki duymuş olabilirsiniz. Blog sayfalarında falan paylaşıyorlar. Alalım cevaplarınızı. Bu da arkadaşlar tıpkı şu soru gibi. Sınav formatına çok yakın bir sorudur. Bilginiz olsun. Alalım. E dediler, D dediler. Bakalım şimdi öğretmenim. Okul öncesi eğitimde öğrenme merkezlerinin kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Öğrenme merkezleri daima eğitsel değer taşımak zorunda değildir. Çocuklar bazen sadece eğlenmek için de bu merkezlerde zaman geçirebilir. Evet öğretmenim. Bakın daima her zaman gibi ifadelere dikkat edin. Deseydik ki öğrenme merkezleri eğitsel değer taşımalıdır. Olur kabul, bu doğru olurdu. Ama daima her zaman falan dersem böyle yerlere dikkat edin. B. Sınıfın büyüklüğü ve çocuk sayısına göre bu merkezlerden en az iki tanesinin hazırlanması kabul edilebilir. Evet. Bakın deseydik ki daima iki tane olmalıdır. O zaman almayabilirdim. Ama iki tanesi kabul edilebilir diyor. Bunu kabul ederim. Bunda sıkıntı yok. C. Öğretmen sınıfında çocukların ilgisine ve okulun imkanına göre programda adı geçmeyen yeni bir öğrenme merkezi oluşturabilir. Evet. Mesela dedim ya ben okulun imkanları geniş, sınıfım büyük, çocuklarımın da ilgisi var. Satranç merkezi kurdum. Neden olmasın? Öğrenme merkezlerinde oyuncakların yanı sıra taş, kozalak, fırça gibi nesneler de bulunmalıdır. Evet, çocuk gözlemleyecek, bakacak, sınıflandıracak. Ancak bakalım. Öğretmen çocukların oyununa katılmadan onları yalnızca gözlemleyerek gelişimlerini kaydetmelidir. Olmaz öğretmenim. Peki hocam, öğretmen çocukları gözlemeyecek mi? Gözlemleyecek tabii ki. Buna itirazımız yok. Ama soru sana ne diyor? Katılmadan yalnızca gözlemleyerek diyor. Hayır. Böyle derse doğru kabul edemem. Çünkü bazen katılacak çocuklarla oynayacak, bazen gözlemleyecek. Dışarıdan gözlemci olarak sadece bir şeyler hakkında fikir sahibi olabilir. Ancak çocukla oyuna aktif katılırsa daha fazla fikir sahibi olabilir. Bu yüzden bazen gözlemlesin, bazen oynasın. Doğru cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar, sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Bir soru gelmiş. Tam da sorusu olan var mı diyecektim. Hocam, öğrenme merkezlerini öğretmen önceden hazırlamak zorunda mı yoksa öğrencilerle birlikte mi hazırlar? Arkadaşlar, öğretmen önceden bir hazırlık yapmak zorunda. Her şeyi dört dörtlük yerli yerinde koymak zorunda değil. O konuda çocukların da fikrini alabilir. Ama önceden de bir hazırlık yapılsın. Düşünsene. Çocuklar sınıfa bir giriyor okulun ilk günü. Bütün eşyalar her tarafta düzen yok, hiçbir şey yok. Bu doğru değil. Önceden öğretmen en azından merkezlerin yerini bir düzenlesin. Zaman içinde çocuklarla beraber fikir alışverişi yapıp yeni materyaller ekleyebilir, yeni materyaller çıkarabilir, eksiltebilir veya materyallerin yerini değiştirebilir, merkezlerin yerini değiştirebilir. Bunda bir sakınca yok. Ama önceden bir hazırlık yapıp hazırlayacak. Tamam mıyız? Rica ederim. Yani öbür türlü çocuklar sınıfa girdiğinde neye uğradığını şaşırır. Bir sürü materyal, hiçbirinin düzeni belli değil. Rica ederim. Arkadaşlar, dersimiz bitmiştir. Sormak veya söylemek istediğiniz bir şey varsa kısaca cevaplayabilirim. Rica ederim. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Mesajınızı görürsem cevap vermeye çalışırım. Eksik olmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.